Mevlidler zamanımıza kadar bestelenmiş olanları da vardır. İrticalen olanları da vardır. Mevlid, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu anlatan manzum eserlere denir. Mevlidler hem İslam edebiyatında hem de dini musikimizde önemli bir yere sahiptir. En önemli mevlid de hepimizin bildiği üzere Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat isimli eseridir. Ama bunun yanında Mustafa Dırar gibi çok daha fazlasıyla yazılmış mevlidleri vardır. Mevlidlerin kaynağını yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemine götürebiliriz. Çünkü mevlid Efendimiz'i öven manzum eserlerdir. Bunların besteli olanları da vardır. Bestesiz irticalen okunanları da vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde özellikle bir şairin, önemli bir şairin ve sonra Efendimizin yanında mümin, Müslüman olan Ka'b bin Züheyr'in okuduğu kaside ile başladı diyebiliriz. Çünkü o da Efendimiz'i öven güzel bir şiir ki Efendimiz de bu kendisini öven bu şiiri dinledikten sonra hırkasını çıkartıp hediye etmiştir ve Müslüman olmuştur Ka'b bin Züheyr. Efendimiz'den sonra da yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öven manzum eserler yazılmıştır. Biz bunlara da mevlid diyoruz. Mevlidler zamanımıza kadar bestelenmiş olanları da vardır. İrticalen olanları da vardır. Bugün özellikle Süleyman Çelebi'nin Vesiletün Necat'ı belirli bazı formlarda ve bazı usullere de uyarak irticalen Mevlid Hanlar'ın okuduğu mevlid diyebiliriz.